Merhaba arkadaşlar. 40 gün sonra tekrar bir video ile karşınızdayım. Hatta Armağan'la yaptığımız Berlin kafası videomuzu saymazsanız daha uzun bir süredir kameranın karşısına geçip kendimi ifade etmiyorum. Buna zamanım, buna mecalim, buna takatim yoktu. Ta ki bugüne kadar biliyorsunuz işte bir bar açtım Berlin'de. Takip edenler biliyor. Takip etmeyenler de hani merak edenler varsa. Barı açtım. Babamı yanıma aldım. Aylayla da arayı düzelteceğim. <laughs> Her şey çok güzel olacak. Cemil Mas filmine bir atıf yapmak gerekirse. Konu bar aç ...ve mena traum dedikleri Almanların işte genç adam hayali. Genç adam değil de işte erkek hayali diyelim yani. Yani böyle kırkına geldiğinde bar açmak isteyen insanlar... Erkek dediğin bu kadar basit bir canlı aslında. Ben de bu hayalimi gerçekleştirdim. Yoruldum. O kısmı çok işte anlatmak istemiyorum. Yani gelenler gördü. Gelmek isteyenler varsa beklerim. Berlin'e gezmeye gelenler ya da hala hazırda zaten Berlin'de olanlar. Barımızı açtık. Adresini açıklama bölümüne yazarım. Çünkü bana soranlar oluyor. Bu arada Instagram hesabım kapanmıştı. Hitler yazdığım için. Yani sanki Hitler övmüşüm gibi. Sonra işte açamadım o hesabı bir şekilde. Yani yanlış yaptım herhalde. Açmak da istemedim sonra. Sonra daha küçük bir hesap açtım. Bu korona marşı falan yapmıştım ya. Orada gelen böyle değişik tipler vardı onlardan da kurtulmuş oldum böylece ama hani nerede ya bu adam diye merak edenler varsa yeni Instagram hesabımın linkini de açıklama bölümüne koyarım takip etmek isteyenler edebilir böylece mekanın da yerini oradan görmüş olursunuz zira bu ara en çok mekanla ilgili paylaşımlar yapıyorum çünkü hevesliyim yani mesela şu anda Furkan çalışıyor yani bıraktım geldim ama orada oturmak da güzel yani gelen oluyor giden oluyor keyifli ama yoruldum babam buradaydı iki aydır gitti ben de evimde tekrar kendi yalnızlığımı yaşıyor durumdayım ve tabii hal böyle olunca aklıma kameram ve mikrofonum geldi. Özlemişim. Ben son böyle kameranın karşısına geçip konuştuğumda yaşayan 100 binden fazla insan şu anda hayatta yok. Hayatta değiller. Öldüler. Acı bir şekilde öldüler. Yani 300 bine yakın telefondan sinyal alınamıyor. 300 bine yakın kredi kartı kullanılmamış o günden beri. Bunların yarısı bitap düştüğünden dolayı kullanmıyor olsa 150 bin insanımızı kaybettik. Bunlar Hataylı, bunlar Adıyamanlı, bunlar Antakyalı, bunlar İskenderunlu, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfalı. Yani gönül coğrafyamız diye tanımladığımız, o dünyanın en güzel insanların yaşadığı yerlerden insanlardı. Orada kötü yok mu? Kralı var kötünün. Ama bizim karşı karşıya geldiğimizde, hani kalpten kalbe bir yol vardır görülmez dediğimiz o insanlar yoklar. Belki içlerinde bu videoları izleyenler vardı, belki içlerinde beni tanıyanlar vardı, belki içlerinde beni dinleyip benden feyiz alıp Almanya Yolunu tutmak isteyenler vardı. Odalarında oturup bu videoları izliyorlardı ve o odalarda hayatları son buldu. Karamsar diyorlar bana işte depresif diyorlar işte ne diyorlar bir, bir, sürü, bir sürü şey diyorlar. Öyle olmamız gereken bir dönemdeydik çünkü dönemdeyiz hala çünkü. Yani o insanların acı bir şekilde öleceğini bilim biliyordu. Aklı selim herkes hissediyordu. Bugün de bu videoyu kapatırım kötü bir haberle karşılaşabilirim. 3 ay sonra böyle bir video çekip tekrar kötü bir haberle sizi selamlayabilirim. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz ve gelebilecek bu kara ilgili hiçbir şey yapmayan bir zihniyet tarafından yönetiliyor. Ne önlem alan ne de afet yaşandığında gerekeni yapan bir kara düzen tarafından yönetiliyoruz. Yani acaba bundan daha ağır bir cümle var mıdır? İlk iki gün kimse gelmedi buraya dedi bir hatayla. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar ne acılar çekerek öldü. Neyse bu benim kendimi ifade etme özgürlüğüm olsun. Yani ben bu konuyla ilgili konuşmadım. En azından beni YouTube'dan takip eden insanlarla bunu konuşmadım. Duygularım bunlar. Yani gözlerim bir baraj kadar dolu aslında. Yani konuşmaya başladığımda yani bunu işte bara gelen işte misafirlerle, arkadaşlarla, dostlarla konuştuğumuzda gözler doldu. Her defasında doldu yani. Hüseyin Korkan Korkmaz gelmişti. Ben çok seviyorum biliyorsunuz. Dinliyorum. Yani gözyaşları sel oldu her muhabbette. Şimdi işte unutuldu o insanlar. Şimdi orada işte moloz yığınları denen, değil mi? O moloz yığınları deniyor. Onların içinde insanlar var hala yani. İnsanlar yakınlarına ulaşamadılar falan. Yani konu orada ona döndü. İşte sırtlan ihalelerine döndü. Yani bizim bizim duygu dünyamızda yani yapılacak inşaatlar falan hani hala yokken üçüncü gün gitti afet bölgesinde bir senede biz bu inşaatları yeniden yaparız diyen bir herif yönetiyor bizim ülkemizi. 20 senedir ve hala ve hala yönetmeye talip ve hala ona oy vermeye hazır milyonlarca insan var. hala göremiyorlar. Böyle bir afet yaşandıktan sonra dünyanın neresinde, Afrika'nın herhangi bir ülkesinde bile herhangi bir soğuk koltuğunda kalabilir miydi acaba? Bu kadar hata, bu kadar yanlış, göz göre göre bu kadar suistimal. Böyle. Bunlar yönetiyorlar. Yapacak bir şey yok. Ve hala yönetmeye talipler. Şınacı tarafı ve hala, tekrar tekrar söylüyorum, hala bunlara oy vermeye hazır. Hatta bunlara oy versin insanlar diye deli gibi çalışan manyaklar var dünyamızda, hayatımızda. Hepsinin birer birer yargılanması gerekiyor. Ki bence kendisi, hani keşke başkası devrasa bu hükümeti de bu enkaz bize kalmasa, hani ona yol verseler. Hani bir anlaşma yapabilse gidecek Marmaris'teki köyünden çıkmayacak yani. Dünyanın en zengin herifi olduğu gidiyor. Belki de bütün anlaşmalarını yaptı. Belki de yargılanmayacağının garantisini aldı. Bizimkilerden bazıları da diyor ki seçim öncesi bu ne rahatlık. Ya dünyanın en zengin adamı nasıl rahat olmaz? Ordu mu kuramaz zannediyorsun? Bütün medyayı satın mı alamaz zannediyorsun? Başa gelecek olan iktidarın, işte koalisyonun her neyse birçok işte bürokratını, diplomatını, işte siyasisini satın mı alamaz zannediyorsun? Ücretini verdikten sonra bizim ülkemizde kaç insan satılık değil? Bir düşünün yani uzaktan böyle görünüyor Türkiye Cumhuriyeti. Umarım Kemal Kılıçdaroğlu ve işte kurduğu bu mevcut her neyse oluşum bu adamı devirir ve yargılar. Belki bizler de diasporada yaşayan milyonlarca insan da eskiden olduğu gibi umutla, mutlulukla, güvenle ülkemize geliriz. Ben bir yıl olacak neredeyse gelmiyorum. Bir yıl olacak neredeyse ben Türkiye'den geliyorum diyen her insana şüpheyle yaklaşıyorum. Böyle bir hale geldi. Yani kulak misafiri oluyorum İngiliz'in de, Alman'ın da, Fransız'ın da, Türk'ün de, Kürd'ün de, Arap'ın da konuşmasına. Bizden bazı tiplerin konuştuğu şeyler. Vah ne bak. Biraz tüm bunların dışında genel olarak hayattan bahsetmem gerekirse... Ya Şafak sen bana anlattıklarında rehber oluyorsun diyen bir kardeşime... Rehberlik yapmaya devam etmem gerekirse... Ya Şafak abi nasıl gidiyor? Bar diyorsun, iş güç işte, 40 gündür yoksun buralarda. Ne diyorsun diyorsa aklıma gelen ilk şeyi size umut olsun diye söyleyeyim. Bizi çalışmak kurtarır diye bir söz ben bir yerlerden duymuş. Bu kameraya da söylemiştim. Bizi çalışmak kurtarır. Onun maddiyatla bir alakası yok. Bizler o kadar yetenekliyiz ki... Kendi damarımdan gençlere, arkadaşlara, kardeşlere, abilere, ablalara, dostlara söylüyor. Kendimizi gerçekleştiremediğimiz zaman yıkılıyoruz. İntihar ediyoruz. Yarım insana dönüyoruz. Halbuki imkan verilse, imkanımız olsa, sevdiğimiz mücadelenin içinde olsak mutluluk da çok yakın, başarı da çok yakın, sağlık da çok yakın. Konuşman değişiyor, özgüvenin değişiyor, duruşun değişiyor. Bir şeyleri başarmaya yaklaştığın vakit ya da o başarı yolunda hissettiğinde kendini ya da bir hayalini gerçekleştirme yolunda olduğunu hissettiğinde bambaşka bir insana dönüşüyorsun. İşte hesabında para var, evde uyuyorsun. Bu değil mesela. İşte çok zengin bir insanın oğlusun, kızısın, teknede, göcekte işte yatıyorsun. Bu da değil mesela. Bizler başarabilecek donanımlara sahibiz. Ama bu donanımlara rehber olacak, bu donanımları işleyecek, bu donanımlara imkan sağlayacak bir zihniyet tarafından yönetilmiyoruz. Nereye baksan hırsız var senin üstünde. Muhtardan tut belediyesine, belediyesinden tut kaymakamına, kaymakamından tut valiliğine, kızılayına, hastanesine, vekiline, bakanına, cumhurbaşkanına, etrafındaki haramilere bak. Senin mutluluğun, senin başarın, senin başarabilme kapasiten, senin başarabilmen için gereken imkanlar onlar tarafından sömürüldüğü için ömrümüzün büyük kısmı başarabilirsek işte kaçımız bunu yaparız bilmiyorum. Baba Tahir Ürya'nın dediği gibi ben binde bir gelen insanım belki de. Etrafıma bakınca onu görüyorum. İmkan bulamıyorsun ki. Bulamıyor insanlar. İmkan bulamadığı için kendi kendini yiyip bitiriyor. O kadar o kadar yetenekli insanlar. Ben şimdi o insanları anlıyorum. Geliyorlar, konuşuyorum. Birlikte çalıştım. Herkes öyle. Yani o yeteneği ya da nasıl söyleyeyim o, o kapasiteyi gördüğüm insanlarla çalışıyorum bugüne kadar bana yardım eden insanların bana yaptığı şeyi belki ben de ona yaparım belki o da Bakın işte çok yoksul bir insana yardım etmek de değil artık benim işim. Çok yoksulun Allah yardımcısı olsun artık. Benim şu anda işim başaracakken imkanı olmadığı için dibe giden bir insan olursa acaba ona nasıl el uzatabilirim? Bunu düşünüyorum şu an. Çünkü bizim insanımızın temel sorunu imkanının olmaması. İmkanın olmazsa çürüyüp gidiyorsun. İmkanın olsa elmas gibi işlene işlene işleye işleye kendini ışıldayacaksın. Aç benim son videomdaki yüzüme bak. Gel bir de bu yüzüme bak. Yorgun görünebilirim ama içinde bulunduğum mücadele beni diri tutuyor. Yapamasaydım belki bugün daha erken ölürüm onu bilemez kimse. Ama en azından gözüm açık gitmem amiyane tabiriyle. Bir mücadelenin içinde yok olur. Kendi kendimi sömüreceğime şimdi başkalarını sömürüyorum. Şimdi sömürdüğüm şey zaman olabilir. Zamanı sömürüyorum ve boşluktan başıma gelecek bütün belaları bertaraf ettim. Boşluk kadar ben büyük bir düşman bilmiyorum. Vah ki boş geçen o 2-3 yılıma yani. Tabii boş geçmemiş onu anlıyorum. İnsanlar geliyorlar. Bu videolar iyi ki varmış. iyi ki olmuş. Bir tane abi geldi İspanya'dan. Bana en az 20 kere şöyle dedi. Bırakma dedi. Bu videoları bırakma. Kafa güzel oldu. Belki her 3 dakikada bir. Bırakma. Bizi bırakma ya. Bırakma. Hiç aklımdan gitmiyor yüzü. Bırakma. Bunu çok kişi söyledi. Dinlemek lazım. Bundan sonra salı günleri kameranın karşısına geçip içimi dökeceğim. Zaten seçim de geliyor. Herkesin bir taş koyması gerekiyor. Bu bu zihniyetin adı ne? Bu yezit zihniyeti mi bunun adı? Ne bunun adı yani? Bu 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 cahil sürüsünün bir an önce ülkemizden gitmesi gerekiyor artık. Eğer bu afette yaşananlar da bunları götüremezse zaten vay halimize. Demirtaş çok güzel özetledi. Bu dedi Taliban ittifakı. Aliban zihniyetine karşı mücadele edeceğiz. Her birimiz. Herkes bir taş koyacak. Çarşamba günleri de göç hikayelerine başlıyorum. Göç hikayesini anlatmak isteyen ve hali hazırda Berlin'de olan biri varsa lütfen bana yazsın. Mailimi de yazarım. Mail de atabilirsiniz. Göç hikayesi serisine de devam etmek istiyorum. Çünkü onun da birçok insanın hayatına dokunduğunu özellikle bara gelen insanların söylediklerinden anlamış oldum. İyi geceler efendim.